Evet, saat 6:30 Münih'te uyandık. Birazdan yola çıkacağım. 800 küsür kilometre yolum var. Gece diyorum ya biraz soğuk diyorum dışarıdan da ne kadar ses geliyor diyorum. Şimdi gördüm. Cama çıkmış. Boş boşuna donmuşum. Neyse açık kalsın. Artık bundan sonra kapatmanın bir anlamı yok. Hadi yola dökelim. Ha, bir kahvaltı yapalım aşağıdan önce. Bundan sonra çıkacağız. Manzaram çok güzeldi Münih'te. Çok da önemi yoktu manzaranın. Geldim gece 2'ye kadar çalıştım, yattım işte. Allah'tan kahvaltıya saat 6'da açılıyormuş da. Bir tek biziz, gördüğünüz gibi kahvaltı yapacaklar. Şimdi kahvaltımı yapıp yola çıkacağım. Evet, 50 kilometre gider diyor en son. Bir benzin aldım. Yola devam ediyorum. Yarım saat inşallah son müşterimle oradayım. Ondan sonra Amsterdam'a devam. Petrolde dedim tuvalet var mı? Var dediler. 20 sent ödedim. Şu anahtarı verdiler bana. Bu kadar saçma bir şey görmedim hayatımda. Gidip anahtarı kasaya teslim ediyorum. Millet gidip oradan alıyor sonraki. Böyle saçma bir şey yok. Evet. Muhammed abiyle iş arkadaşını ziyaret ettik beraber. Arkadaş Arnavutluk'tanmış. Çok hızlı biliyorsun abi zaten. Arada 34 evet. Almaydım. Gel dışarı bir çıkalım. Çıkalım evet. BMW'ye bakalım. Sende CLS de vardı değil mi? CLS evet. Onu hep satın alacağız herhalde. Gitti mi CLS'ler? Evet. Bu arada işin çok enteresan. Onu bir bahsedeyim ben. Rüzgar güllerinin içindeki şaftı dedin değil mi? Evet. Rüzgarların içerisindeki şanzımanı yapıyoruz. Ha şanzımanı. 40 tonluk şanzımanlar 5 ton içine yağ giriyor. Vay vay. 5 ton yağ giriyor. 5 ton yağ giriyor. O rüzgar gülü, küçük gördüğümüz rüzgar gülü evet. Bayağı büyük ve evet. Ağır yani. Ben bunu yarıda gösterdim değil mi? Sağ direksiyon diye. Evet, hatırlamıştım. Değil mi? Japonic Trade videosunda var bu BMW. Sağ direksiyonlar çok daha ucuzdu ya dedi. Gitti sağ direksiyon aldı. Memnun musun? 3 tane sağ direksiyon var. 3 tane sağ direksiyon. Evet. Almanya'dayız arkadaşlar. Bu arabayı hatırlayanlar vardır. Aranızda kesin vardır diye düşünüyorum. CLS yok. Başka ne var abi burada? Yok başka. Diğerleri öbür evde. Diğerleri öbür evde. Öbür evde. SL var. SL 63 AMG. O öbür evde. S-Class geliyor yolda. S-Class geliyor yolda. Başka var yolda var mı? C63 var yolda. C63 de var değil mi? 7'lik bir tane BMW var yolda. 7'lik BMW. 740 BMW var hibrit. C63. Biri bu arkadaşın. Biri bu arkadaşın. Evet, çok güzel. GL var. GL63 AMG. Ha GL63 AMG. GL63 AMG onu da aldık. O da yolda. Doğru bak onu unutmuştum. Bayağı ya, Allah razı olsun. Ben şimdi Ara 34'de yetişeyim izninden. Evet inşallah evet. Abi. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Thank you very much. See you next time. Nice to meet you. Nice to meet you too. Evet 4:30 diyordu biz yola çıktığımızda. Şu an saat 4'te varacağım diyor. 30 dakika kısaltmışız. 170 kilometrede 30 dakika yolu kısaltmışız. Bayağı sıkıştırdım arabayı. Şunun için söylüyorum. Yani Porsche diyor ki vur kırbacı hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür yani. Motor yağ sıcaklığı, su sıcaklığı falan. Onlar umurunda değil motorun. Maşallah. Arkadaşlar çoğu arabayı böyle sıkıştırsanız yani ben çoğu yerde 200'ün üstünde geldim. Ve hızdan yavaş hızdan yavaş vesaire oldu. Ama oynamıyor be. Vallahi adamlar yapmış ya. Vallahi bak. Sadece Almanya'da polisin yanında böyle 160 üstü geçebilirsiniz. Ama o da ayrıldı neyse. Şu yandan adı da sanıyor sadece. Moments later. Evet arkadaşlar 778 kilometre geldim. 20 dakikadır trafikteyim. Bu trafik bitmiyor bir türlü ama şimdi yeşile döndü. Şu son kırmızı var biraz. Artı 3-4 dakika. Onu geçtikten sonra devam edeceğim. Şimdi 16:24'te evde oluyorum. Bu evin şeyi zamanı. Limana varış bizim evden Amsterdam limanı bir 20 dakika. Etti mi sana 16:45 tabii arabayı bunu bırak öbürünü al 2-3 dakika orada kayıp artık minik minik dakikaları hesaplıyorsun. Lexus'un benzini az ona benzin alacağım 5 dakikada orada kayıp 16:55 gibi nasip olursa limandayım. 17'den önce geldi de adam inşallah şu trafik müsaade ederse gideceğiz bakalım şu an 44'ten gidiyoruz otobanda. Yavaş yavaş açılıyor artık. Çünkü kaç saattir gitmiyorduk. Bildiğiniz gitmiyorduk yani. Son kaç kilometreyi?
7 kilometreyi kaç dakika sürmüştü? 20 dakika sürmüş. 7 kilometreyi 20 dakikada geldik. Hadi. Hollanda'da gidelim diyeceğim de işte Hollanda'da hız sınırı 100. 112 kilometre var. Hadi bakalım. 1 saat yani. Evet arkadaşlar, plan değişti. Eve gidip oraya gidersem yetişemiyorum. Çünkü bizim evden limana 20 dakikalık olan yol şu an 35 dakika trafik gösteriyor. Dolayısıyla şu an direkt limana gidiyorum. Umut abi de çok sağ olsun birisiyle, bir çalışanıyla o yeşil plakalıkları, garaj plakalıklarını direkt limana göndertiyor. Orada buluşacağız. Saat 4'ü 40 geçe inşallah. Bakalım şu an şu benim eve giden Navi'yi değiştirmem lazım. Direkt limana ayarlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar, bugün sabah çıktım yola. 7.30 falan herhalde, bilmiyorum, hatırlamıyorum. 890 kilometreye gelmişim. 4 dakika var limana varmaya. Aratuz Dörü'nün yanında son 4 dakika. Hadi bakalım. Şimdi bunu oraya bırakacağım. Aratuz Dörü'nü limandan önce çıkartmam lazım. 5'te liman kapanıyor. Bunu dışarıdaki bir park yerine bırakacağım. Aratuz Dörü'nü götüreceğim önce eve. Sonra bir ev sahibime mesaj atarım herhalde. Müsaitse, çünkü o yakın bize. Müsait değilse bir iki komşu var, onlara söylerim. Onlar da müsait değillerse taksiye atlar gelirim. Bisikletle gelirdim ama bisikleti GT3 ile geri götüremem. Sonra da bisiklet almaya gelmek lazım. O yüzden bakalım, bir şeyler bulacağız. Az kaldı. Birazdan Instagram'dan canlı yayın atacağım. Size söz verdiğim üzere. Hadi bakalım. Bağlantı inşallah iyidir. Arkadaşlar şimdi gördüm, daha şimdi gördüm. Aa, kuş sıçmış üstüne. Evet. Thank you very much. Allah Allah, geldi. Şöyle bir elektrandan bir yürüyelim. This wasn't like this. Okay, then we will write this. This is terrible. Oh my god. It wasn't like this. Here. Nope. I have all the detailed photos before it's shipped. Evet arkadaşlar, sağ tarafındaki hemen ön tekerin arkasındaki o parçada bir yaralanma var. Oh my god, somebody stole my GTR logo badge here. It's a gold badge. It's stolen. I will write it all down. You know, we received the vehicle here. Oh my god. We don't know. Evet arkadaşlar, GTR badge'imiz gitmiş. 300 euroydu. 300 euro değil, daha fazla. Neydi lan bu? 3000. Neyse. Gitmiş. Sıkıntı değil. Ne yapalım? Sağlık olsun. Alırız bir tane GTR badge'ini takarız. Gold olmayı versin. Arap mıyız biz? Bu taraf iyi. Okay. İçine bakalım. İçinde. Sizinle beraber bakıyorum ben arabaya. İyi. Shift knob duruyor. Karbon parçalar duruyor. Onları çalamamışlar. Araba kilitliymiş demek ki. Diffuser vesaire içinde, side skirtler içinde. Tavanda falan bir şey yok. Yan tarafta bir şey yok. Bir de şey, motoru açayım dur. Şu plakalıkları ve anahtarı içine de bırakayım da. Yeah. Okay, please, yeah. I've written it all down. Yeah, this logo right, and the right... Right side skirt damaged. Exactly, yeah. And the GTR... Logo. Badge. Yeah, missing back. At the back. Yeah, at the back. Is there in the front? Okay, there is in the front. Evet arkadaşlar, iki tane problemle geldi ama araba geldi. Let me check the engine bay. Yeah. Oh.
tarafta bir sıkıntımız yok. Böyle. Tamam. Okey. Az önce çalışarak geldi zaten, çalışıyor. Kaput döşemiz yok. Okey. Tamam. I'll read it down. I'll send it to the table. Okey. Yeah. Evet arkadaşlar, yeni gelenler için tekrardan söyleyeyim. Arabamız geldi çok şükür. Önemli olan arabanın gelmesi. Araba geldi. Ama arabada daha önce de olmayan problemlerden bir tanesi var. O şu. Şurayı. Ben burayı nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu burada zincirle bağlıyorlar. Herhalde o gerildi. Ya da işte gemi bir hareket ettiği zaman o burayı yırtmıştır. Problem değil. Sağlık olsun. Şimdi tıra bindi. Gemiye bindi. 2-3 aktarma oldu. Olur o kadar. Ne yapalım? Birinin hatası. Bak o hata. Onu da çok okeyim. Onu da okeyim. Ama bunu çalmış ya. Biri bunu çalmış. Neyse. Bir şeylere bakacağız artık. Siz de görürseniz, bulursanız hani bir yerde eBay'dedir, Amazon'dadır, Gold Badge, sadece arka GTR logosu. Haberiniz olsun. Burada GTR varmış gibi yapışkanı kalmış burada. Gerisini sökmüş adam. Tamam bu kadar. Kuş boklarımız var. Malzemelerin hepsi içinde, yan etekler falan, çünkü gemiye diğer türlü sığmıyordu. Neyse, söz verdiğim gibi ben canlı yayınımı açtım. Şimdi işim var, gücüm var, bunu götürmem lazım. Porsche ile geldim 900 km. Kendinize iyi bakın, hoş konuşa kalın, Allah'a emanet olun. Sonraki canlı yayını görüşürüz. Size ilk alırkenki durumunu göstermek için böyle hemen kısacık bir video çekeyim. Ön tarafı kalkık, gördüğünüz gibi süspansiyonlar en sonda, ön taraftan gemiye yüklenirken vurmasın diye. Ama arkadaşlar şuradan bir ya zincir ya bir şey, burayı bağlıyorlar, gemide sabitliyorlar. O zincir burayı kastırıp şu alttaki parça, sadece şu parça, metal değil o. Onu kastırıp şuraya dokunmuş kapıya. Bunu anlayabiliyoruz. Ama kapıda hiçbir oynama yok. Sadece iz var. Burada böyle. Sadece bu var sıkıntı olarak. Ama bir de hırsızlık olayı var. Çok değerli amblemlerden bir tanesini sökmüşler. Bunu da denemişlerdir eminim. Bunu alamamışlardır. Ama GTR amblemini almışlardır. Artık onu bakacağız. Satılık sağda solda bir yerde koyarlar kesin. eBay'de olsun, başka yerde olsun, bir şekilde bulunur belki. Hadi. Çok rüzgar var zaten. Ben eve götürüyorum arabayı. Sonra gelip Porsche'yi alacağım. Porsche'de şimdi burayı kapatıyorlar. Saat tam olarak kaç biliyor musunuz? Nasıl bir saatte yetiştim? Bakın 4.55. GTT dışarıda. Ben bunu götürüyorum eve. Sonra GTT'yi almaya geleceğim. Ev sahibimle beraber. Şöyle gideceğim. İçindeki parçalar çok şükür geldi. Bunlar olmasaydı büyük sıkıntıydı. İyi bunları çalamamışlar. Bayağı büyük çünkü bu alt difüzör falan. Bu arabanın kendi üzerindeki parçası olduğu için, yani bir parça olarak gelmiyor. Arabanın kendi parçası, tam gemiye binecekken binemediği için bunlar sökülüp içine koyulabiliyor. Öyle işte yedek janttır, lastiktir falan, onları getiremezsiniz tabii ki. Sol elimle çalıştıracaktım. Projede çalışmışız. Sağda şimdi. Şöyle bir çalıştıralım en azından. Bismillah. Benzinimiz var mı ki acaba? Çeyrek depo varmış. İyi. Çiçek gibi çalıştı hemen motorumuz. Maşallah. Akümüz iyi durumda belli ki. Motorumuz rahat çalıştı. Şöyle biraz bir şey yapsın. Isınsın. Isınık mı ki? Cold musun? Coldmuş arkadaşlar. Yeter 30 saniye 40 saniye dursun. Birazdan şimdi yavaş yavaş hareket edeceğim. 5'te kapatacaklar kapıyı, dediğim gibi 2-3 dakikası var. O yüzden hareket edip götüreyim eve. Sağ salim. Şimdi beynim yanacak. Sağ direksiyon Avrupa'da. Direksiyonu değiştireceğim diye soranlar var. Arkadaşlar 100 bin euro versinler, bu direksiyonu gene sola almam. Çünkü burada serbest, yani öyle bir zorunluluk yok. Öyle bir şey yok. Evet, Tokyo'dayız şu an. Az önce map'te görmüştüm. Navi'ye bakalım. Navi, bulamadın mı? Hadi gidelim. Ne zamandır manuelde kullanmıyorduk. Evet, GTR'ımıza kavuştuk. Plakaları takmayı unuttum. Vallahi gidiyordum abi. Plakasız gidiyordum. Plakaları takmadan gidiyordum az daha. Ön taraftaki plaka olan yeri çok küçük. Yani şuraya kadar geliyor. Bantlar tutmuyor. O yüzden şöyle cama bantladım plakayı. Gidiyorum. Polis herhalde bir şey demez. Derse de açıklarız. İstiyorsa kendi bağlasın. Allah. Evet, GT3'i yolun üzerine koyduk. Kapıyı kapatacaklarmış. Hadi gideceğim.
Hadi bakalım, silgeçleri çalıştırmadan gidebileceğiz mi? Ait be, özlemişim harbiyi. Aynalar. Her taraf kendinden geçiyor, kafam yamuk yamuk gidiyorum. Araba full bakımlı bu arada arkadaşlar. Yerim seni ben. Hadi görüşürüz sonra. Aman yarabbim. Özlemişiz be. Özlemişiz. Aracımıza getirdik GTR'ı. Ufak tefek parçaları gelirken Dustin'la konuştum. Onları halledeceğiz. Olmazsa Traskikaku'dan hemen sipariş vereceğim. Onları da rica edeceğim. DHL'de hemen göndersinler. Hemen gelsin. Height adjustment yapılması lazım. Şu an süspansiyonlar en sonda leylek gibi geldim valla. Direksiyonu da falan bir garip hissettiriyor en sondayken. Hiç önemli değil. Hepsini halledeceğiz. Şimdi artık zamanımız var. Aslanım benim. Bundan sonrası uğraşacağız bakalım, yapacağız. Aa, umarım yerine geldi ya. Çiftliği unuttuk ya, çiftliği almayı. Evet, kızım yanından ayrılmıyor sağ olsun. Şimdi Porsche'ye yer ayırdık. Lexus'u attık dışarıya. Aman. Hanımdan orada. Yok yok, bir şey değil, bir şey değil mi? Mavi kuması vardı artık. Purple kuması oldu. Ay ay, özlemişiz be. Motorun sesini ve çuf çufuyu çok özlemişim. Parçaları halledeceğiz yakın inşallah. Hadi bakalım. Şimdi Porsche'yi aldım. Eve gidiyorum. Bir benzin alayım. Deponuz azalmış. Ne zaman nasıl lazım olacağı belli olmuyor. Bazen acil gerekiyor hemen. Doldurması iyidir. Evet, kilometremize bakalım. 33.373 olmuş arkadaşlar. 30.523'te çıkmıştık buradan. Kaç kilometre olduğunu hesaplar, kenara yazarız. Evet arkadaşlar, hakikaten çok yorgunum ama bu yorgunluğu Ara 34 ile şey yapmış olduk, atmış olduk öyle diyeyim. Şu an yani haşatım çıktı. Acayip yorgunum ama işin Japonya ayağını takip ediyorum halen. Gece yine 12-1'e kadar çalışmam gerekiyor. Bu değişmiyor öyle. Gene devam edeceğiz. Edeceğiz tabii ki. Evet, bir tane takipçim az önce mesaj attı. Orijinalini bulmuş arkadaşlar. Bunların ön arka set olarak gold şeklinde satılıyor ve Nissan Group şeyi var. Yani nasıl diyeyim size? Nissan'ın kendi orijinali yani. Almanya'da satıyor biri. 350 euro civarı. Abi gidip bakayım istersen, test edeyim işte, videoda sana göstereyim dedi, sağ olsun. Şimdi onunla konuşacağım detayları. Bulabilirsek, çünkü bu orijinal fabrikadan adamlar bu şekilde sipariş etmişler. Biz de onu devam ettirelim diyorum. Şunların kalkması lazım şimdi, bak orijinal yapışkanları.
Evet, neyse ben buna şimdilik dokunmayacağım. Diğeri gelince bunu kaldırırız. Yerinin ölçüsünü falan alırız. Şimdi rastgele iş yapmayayım burada, kaldırmayayım. Orijinal yerini o şekilde koyarız. Bir iki dükkanla da irtibattayım. O kenardaki şeyi 10 güne halletmeye çalışalım inşallah. Hadi bakalım. CTT'leri yetiştirdi bizi R30'ları da. Aman. Ne yol geldik bugün bununla be. Çok keyifli, çok zevkli araba. Şimdi de siz tabii R34 gelince bunu yabana atıyorsunuz ama en iyi arabalardan biri ya. Bak, bak bu kadar araba aldık şimdiye kadar. Böyle bir kelime asla kullanmadım ama iyi diyorum bak. Bu en ikonik. Bu en iyilerden biri. Net. Efendim kendinize iyi bakın. Hoş geldin, hoş geldin. Allah'a emanet olun. Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Çocuklar evde. Beni bekler. Soruları bitmiyor. Kafam gazan gibi ama anlatamıyorum tabii ki. Uşaklara sarılalım biraz. Birazdan onlar uyurlar. Sonra ben çalışmaya devam. Hadi görüşürüz.